Merhaba Zafer abi. Merhaba başkan. Merhaba Cem. Merhaba başkan. Merhaba sevgili Legendaryum Türkiye izleyicilerimiz. <laughs> Yüzüklerin Efendisi serimize devam ediyoruz. Bir gün olacak diyeceğim ki Yüzüklerin Efendisi serimize son veriyoruz. Son bölüme geldik diyeceğim. O zaman gözden damlalar böyle sızılacak ufak olmak. Ağlayacağız. Hep alacağız, Hep beraber alacağız. Bu bölümde hüzünlü bir bölüm aslında. En azından artık stresimiz yok. Gerginliğimiz yok kitapta. Yüzük atıldı. Aragorn'la ve evlendi. Kralımız da belli. O zaman serimize devam ediyoruz. Ama bugün güzel bir farkımız var. Bu bölümümüzün ve bundan sonra kalan 3 bölümümüzün sponsoru Türkiye'de ayakkabı denince akla gelen isimlerden bir tanesi Leton markası bizim sponsorumuz oldu. Ben biliyorum. Benim Leton ayakkabım var. Değil mi? Yani. Herkesin var bir Leton'a... Tabii tabii Leton benim de vardı. Ge yani o kadar eski bir marka ki Zafer abinin gençliğinde Cem'in gençliğinde ve benim gençliğimde. <laughs> leton markası vardı ve bütün arkadaşlarımız onu giyerdi. Türkiye'nin en köklü spor markalarından bir tanesi. Evet. İkinizin de yüzünde güller açtı çünkü ben markayla ilgili konuşunca sizinle. Ya şaşırdım ben biliyor musun? Hani... Ben de şaşırdım. Valla çok mutlu oldum. Yani hakikaten <laughs> yani spor ayakkabı direkt ilk söyledim ona diyorum ki ya Leton bizim <gülüyor> bildiğimiz <gülüyor> ayakkabı Leton'du diyorum. <laughs> evet diyor. Allah Allah diyor. Baya bir şaşırdım ha gerçekten. <laughs> Leton'un güzel birkaç özelliği var. Örneğin Türkiye'nin ilk spor ayakkabı markalarından bir tanesi ki zaten biz de bunu evet. biraz önce dile getirmiştik. Şahidiyiz. Evet. Şahidiyiz sürecin 3 nesil bakın 3 nesil karşınıza duruyor zaten. Doğru. Bu ayakkabıyı giymiş ve hala giymekte olan. Tüm satışlarını sadece online yapıyor artık. O yüzden de en iyi kaliteyi en uygun fiyatlarla son kullanıcıya ulaştırmayı hedeflemiş. Bence bunu gayet güzel başarıyor. Tüm ayakkabılar fit kalıp her ayak tipi için kendi numarasına rahatlık sunuyor. Çocuk ayakkabıları koleksiyonu gelişme çağındaki çocukların ayaklarını özel kalıplar ile üretilir. Ayakların Sağlıklı duruşunda destekler. Bu yüzden rahat, hafif ve kaliteli ayakkabıları fiyat-performans açısından benzersizdir. Koleksiyonunda herkes için ulaşılabilir seçenekler sunar. Teşekkür ediyoruz, etuna gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Yani günümüzün dünya çapında olan birçok markasının karşısında yerli üretici olarak hem istihdam sağlayan hem de çok daha uygun fiyata kaliteli ayakkabılar sunan bir marka. Ayrıca bunun için de teşekkür ediyoruz. Bence bu önemli bir şey. Firmanın sahibi Sirac Bey kanalımızın izleyicilerinden ona da ayrıyetten teşekkür ediyoruz ilgisi ve bu desteği için. Asıl Legendarium Türkiye izleyicilerine özel sürprizimizden de bahsedeyim. Hadi bahset bakalım. Ay, Türkiye izleyicilerine özel. %15 indirimli alışveriş yapabilecekleri bir kod tanımladı kendileri. %15 indirimi kullanabilecekleri kod LGND15. Zaten alta da açıklamaya da kodu bırakıyor olacağım. Ürünleri sepetinize ekledikten sonra ödeme kısmında bu kodu girince bizim izleyicimiz olduğunuz anlaşılacak ve %15 indirim sağlanacak. Tüm indirimlere ek olacak bu indirim. Onu da söyleyelim. Harika evet. mı bu fırsatı kaçırmayın. Valla çok güzel oldu. Duygusal bir bağımız oldu. <laughs> evet duygusal bir bağımız oldu. Arkadaşlarımıza izleyicilerimize de özellikle tavsiye ediyoruz girin sizlerle alışveriş yapın. Hem yerli üretimi desteklemiş olursunuz hem de bu fiyatlara bu rahatlığı artık bulmak çok kolay değil. O zaman artık bölümümüze geçelim mi? Geçelim. Yüzüklerin Efendisi serimiz devam ediyor. Kralın Dönüşü'nde 6. bölümdeyiz bugün. Bölümümüzün ismi Nice Ayrılıklar. Evet abi buyur. Ya işte şenlikler falan yapılıyor tabii. Kralın Gondor'a dönmesinden, minastirite çıkmasından sonra böyle bir mutlu günler, şaşalı günler falan. Arven'de düğün işi halledilmiş durumda. Tabii hala heyetler şehirde yani. Herkes kendi yerine gitmiş değil. Yalnız Frodo artık sabırsızlanmaya başlıyor. Bilbo'yu görmem lazım, Bilbo'yu görmem lazım falan diye. Kralın yanına gitmeye karar veriyor. Kral Aragorn'da o sırada eşi Arwen'le beraber kaynağın yanında yani yeni taze fide ağacın dikildiği yerde oturuyorlar. Frodo yanlarına doğru gelince ikisi de saygıyla ayağa kalkıyorlar Frodo geliyor diye. Böyle hoşlukla güler yüzle karşılıyorlar. Ve Aragorn ne söylemeye geldiğini biliyorum Frodo diyor. Yurduna dön istiyorsun. Ve diyor elbette ağaçlar en iyi atalarının topraklarında yetişirler ve yeşillenirler. Bunu ben de biliyorum. Yalnız şunu unutma diyor. Bu topraklarda artık senin toprakların. Burada bir yabancı değilsin. Ayrıca da senin halkının adı çok fazla bu dünyada bilinmese de yani hobbitler bilinmese de herkes tarafından falan. Sen ve arkadaşlarının yaptıkları artık çok daha büyük destanlarda, şarkılarda sonsuza kadar yer alacaklar. Büyük bir şan ve şerefle anılacaksınız. Şey diyor Frodo da şaire geri dönme istediği doğru da fakat bu diyor kutlu günlerde ilk başta ne istersin diye sorsalar ayrık vadiye gidip Bilbo'yu görmek isterim derdim. Çünkü her ne kadar şaire dönmek istesem de öncelikle Bilbo'yu görmek istiyorum. Onu çok özledim. Evlent'in ev halkı arasında diyor Bilbo'nun düğün merasim için geldiğini görmeyince de üzülmüştüm. Hani Bilbo da gelir diye tahmin ediyordum. Arwen araya giriyor. Bunun diyor nedenini merak ettiğini anlıyorum yüzük taşıyıcısı diyor. Artık yok edilmiş olan şeyin gücünü biliyorsun. O güç ile diyor yapılmış her şey artık o yok olduğu için solmaya, eskimeye ve gücünü terk etmeye başladı. Lakin akrabanız bu şeyi sizden çok daha uzun bir süredir alıkoymuştu üzerinde. Artık yıllar üzerinde çok fazla birikti. Yani Bilbo hızla yaşlanmaya başladı. Gücün o koruyucu etkisi geçtiği için ve hani bu yolculuklar falan için çok iyi durumda olmadığında o da sizin gelmenizi bekliyor heyecan içinde diyor. Uzun yolculuklara çıkamayacak bundan sonra biri hariç diye diyor. Frodo da o halde diyor bir an önce diyor ayrılmak için Minas izninizi istiyorum kralım diyor. Aragon 7 gün sonra zaten birlikte yola çıkacağız. Çünkü diyor kral Theoden'in yurt topraklarına götürüp yeniden defnedilmesi için 3 gün sonra Eomer ve heyeti burada olacak. Onunla beraber diyor saygımızı göstermek için Teodene ve Rohan halkına kralın defnedeceği toprakları hep beraber gideceğiz. O zamana kadar sabret diyor. Uzunca bir süre beraber de yolculuk etmiş oluruz. Ayrıca gitmeden önce sana şunu da söyleyeyim. Faramir'in söylediği sözleri tekrar edeyim. Diyor. Bundan sonra sana ve bütün arkadaşlarına bütün krallık toprakları açıktır. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. İstediğiniz zaman topraklarda özgürce dolaşabilirsiniz. Ve sana diyor bir armağan vermek isterim. Hani aklına ne geliyorsa ne istiyorsan söylemen yeterli diyor. Senin yaptıklarının karşılığında ne armağan teklif etsen ben zayıf kalacak. Hani bir değeri olmayacak ama senin istediğin bir şey varsa alabilirsin. Şerefinle şanında kendi topraklarına hakikaten burada konulduğun at gibi bir hobbit prensi olarak gideceksin. Yani diplomatik paşaport mu verdin? Evet paşaport verdi. Kraliçe hanımefendimiz Arwen araya girip diyor ki ben bir armağan vereceğim size yüzük taşıyıcısı. Çünkü diyor ben Elrond'un kızıyım. Limanlara giderken onunla birlikte ayrılmayacağım. Benim kaderim Luthien'in kaderiyle bir. Hem mutluluğu hem büyük bir hüznü kabullendim insanlığı seçerek. O yüzden gri limanlara giderken ben orada olmayacağım. Benim yerime diyor size gitme hakkını veriyorum. Şayet ağrınız artarsa kederiniz yoğunlaşırsa aldığınız yara bir türlü iyileşmezse ve ruhen ve bedenen dinleneyim, oraları görmek isteyim, bu dünyanın ağırlığından kurtulayım isterseniz benim yerime diyor sizin diyor gri limanlardan Valinor'a gitmenize müsaade edilmesini istiyor. Fakat diyor bunu yaşamlarımızın birlikte örülmüş olduğu Elf taşı ve akşam yıldızı için takın diye bir tane yıldız şeklinde beyaz bir taş hediye ediyor Frodo'ya. Göğsünden böyle gümüş bir zinciri asılıymış o yıldız şeklindeki taşta. Korku ve karanlığın hatırası sizi rahatsız ettiğinde bu sizin yardımınıza koşacaktır içinizi rahatlatacaktır diyor. Üç gün sonra kralın da söylemiş olduğu gibi Eomer seçkin bir suvari alayıyla birlikte Ninasrite geliyor ve şehirde çok hoş karşılanıyor şölenlerle törenlerle karşılanıyor. Büyük salan Meretrond'da masalar kuruluyor orada yemekler veriliyor. Bu Meretrond Sindarince meret bayram demek aslında. Kutlama günü demek. Rond'da kemerli çatısı olan yer demek ama bunu ziyafet salonu falan diye düşünmek lazım. Gene Cermenik hikayelerde olduğu gibi o kutlama salonu hikayesi. Minasit'teki en büyük en şaşalı salon. Orada yemeklerini falan yiyip içtikten sonra artık hani kalkacaklar herkes dinlenmeye çekilecek falan. Eomer çevresine baktığında birbirinden güzel kadınlar görüyor. Yani Minasit'in o güzel kadınları da geri gelmiş. Gimli çağırıyor yanına Eomer bu kadınları görünce aklına bir şey geliyor. Gimli'yi çağırıyor. Diyor ki Gloin Gimli. Baltan hazır mı? Gimli şey diyor. Yok diyor yanımda getirmedim beyim ama ihtiyaç varsa hemen gidip alırım diyor yani de hmm. Gimli'de. Eomer diyor ki kararını sen ver. Çünkü hala aramızda Altın Orman'ın hanımı hakkında söylenmiş birkaç sert söz var Galadriel hakkında. Artık diyor onu kendi gözlerimle de gördüğüme göre bunun hesabını kesmemiz lazım. O halde beyim diyor şimdi ne diyorsun bu durum hakkında Gimli'de. Fakat diyor, onun diyor yaşayan en zarif hanım olduğu olduğunu söyleyemeyeceğim sana diyor. Galadriel için. Bak bak bak. Gimli diyor ki o halde beyim ben gidip baltamı alayım diyor. <laughs> 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 Helal be. <laughs> Fakat diyor, önce şunu söyleyeyim ben sana bir özür babında. Eğer diyor onu başkalarının yanında görmüş olsaydım kesinlikle bir numaraya koyardım Galadriel'i. Ama diyor ben kraliçemiz Arven Hanım'ın yanında onu görünce Arven Hanım'ı bire yazıyorum. Onu ikiye yazıyorum. Benim için Arven Hanım ondan daha güzel falan diyor. Şimdi diyor sen karar ver diyor. Kılıcımı çıkartayım mı? Gimli gülüyor. diyor ki sen diyor akşamın güzelliğini seçtin bense diyor güneşin güzelliğini seçtim. Bu açıdan aramızdaki sorun halloldu. Artık kavga etmemize gerek yok. Sonunda ayrılma günü de geliyor, çatıyor işte. Rohanlılar geldikten sonra dördüncü gün şehirden kuzeye doğru art sürmesi için cesurca da bir bölük hazırlanıyor. Aragorn'un tayfasına da yani sadece Rohan süvarileri değil, Aragorn'un da çok elit bir bölüğü onunla beraber gelecek. Gondor ve Rohan'ın kralları Aragornla Eomer, Raddinene kutsal mezarların oraya gidiyorlar. Orada Kral Theoden'in yatırıldığı masanın üstünden naaşını alıyorlar. Altın bir tabuta koyuyorlar. Altın bir tabut içinde. Raddinen'den çıkıyorlar ve şehrin halkalarını tek tek ağır ağır iniyorlar. Şehir halkı tamamen yollara dizilmiş durumda ama bu sefer bir şenlik gösteriyor. Herkes matem içinde sessizce cenazenin yola çıkmasını seyrediyor. Ve Theoden'in silahlarını zırhını, kıyafetlerini falan da güzel bir arabaya koymuşlar. O arabanın içinde Merry duruyor. Çünkü çünkü Mary ölmeden önce Theoden'in silahları olduğu için silahların başında hmm. görevli. Mary o görevli arabanın içinde. Grubun diğer üyeleri için de kendilerine göre binekler seçilmiş. Küheylanlar ayarlanmış. Frodo ile Sam Aragorn'un yanında at biniyorlar. Onunla beraber gidiyorlar. Gandalf gölgeyle diye binmiş durumda. Pippin ise Gondorlu askerlerinin yanında. Hala Gondor muhafızı olduğu için Gondor muhafızı kıyafeti de giymiş. Gondorlu muhafızlarla beraber bu yolculuğa katılıyor. Legolas da Gimli her zaman olduğu gibi Legolas'ın arkasında Gimli tizin üstündeler. Onlar da öyle geliyorlar. Bu yolculuğa ayrı yeten Kraliçe Arwen, Kelebon, Galadriel ve Galadriel halkından bir heyet. Elrond ve oğulları da dahil oluyor. Dolambrot ve itilen prensleri ve birçok komutan ve silahşörler de cenaze törenine katılmak üzere bu konvaya dahil oluyorlar. Burada Tolkien diyor ki Tengeloğlu Teodan dışında diyor hiçbir yurt hükümdarı bu kadar hani saygın bir grupla beraber def defnedilmeye götürülmedi bütün tarih boyunca. Hiç acele etmeden çünkü artık topraklar falan barış içinde kötülük yok olmuş. Neredeyse tamamen yok olmuş. Barış içinde Anurien bölgesini geçiyorlar. Amondil'in altındaki gri ormana geliyorlar. Bu gri orman Duradan adamların, Voslarının yani bizim daha önceki bölümlerde anlattığımız Gamburgan'ın ormanı. Ormandan da bir davul sesi geliyor sürekli bunlar geldi. Yani dum 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 Oraya gelince heyeti durduruyor Aragon ve tellallarına emir veriyor şey diye bağırtıyor. İşte Kral Elasel geldi. Duradan ormanının Gamburugan'a ve halkına bahşediyor diyor. Bütün orman halka ait sonsuza kadar bahşediyor. Hani bir süresi yok. Ve diyor onların izni olmadan Gamburugan ve soyunun izni olmadan bu ormanlara hiç kimse giremez. Yasaklıyor bunu. Sadece onların izniyle girilebilir. Tamamen kendilerine aittir bu orman diye. Bunun üzerine davul sesleri daha coşkulu ve yüksek çalınmaya başlıyor nihayet 15 gün süren bir yolculuktan sonra kral Teodedenin arabası yeşil Rohan çadırlarından Edorasa doğru yaklaşmış oluyor. Artık şehre doğru gelmiş oluyorlar. Edorasa girince ilk başta hepsi bir dinleniyorlar. Yorgunluklarını atıyorlar. Altın salon inanılmaz bir şekilde hazırlanmış zaten bu heyeti karşılamak için falan. Yemekler yiyecekler, süsler, bilmem neler. Her şey var cenaze töreni için. Aydınlatmalar Eksa'dan yapılmış falan. 3 gün sonra yurt insanları Teoden'in cenazesinde birleş yani oraya gittikten 3 gün sonra cenaze töreni gerçekleşiyor. Kendisine ait birçok eşya, silahları bilmem neleriyle beraber taştan bir katafalk hazırlanmış. Onun üstüne konuluyor teodenin cezeti eşyalarıyla birlikte. Sonra onun üstü de toprakla kapatılıyor. Toprağın üstüne de simbilman, beni unutma çiçekleri falan çıkması için hazırlanıyor. Böyle çiçekli çok hoş ufak bir höyük oluşturulmuş oluyor. Onun yanında aynı höyüklerden 7 tane daha var. Yani 7 tane kraldan sonra sonra Teoden'de o höyüklere höyük oluşturulup gömülüyor. 8 tane höyük bulunuyor orada. Sonra Mindoli'nin üzerinde parlayan bir güneş gibi şan içinde sonsuzluğa kadar burada kalınsın deniliyor. Sonra muhtemelen filmde Eoven'e okuttukları ağıt burada cenazeye katılanlar tarafından, Rohanlılar tarafından seslendiriliyor, okunuyor. Kuşkudan karanlıktan çıkıp günün doğuşuna, kılıcını çekip geldi güneşte şarkı söyleyerek. Umut ışığını tutuşturdu yeniden, umut içinde bitti. Ölümden, kasvetten ve kıyametten geçerek kayıptan, hayattan çıkıp upuzun bir şana gitti.'' Bu şey tamamlandıktan sonra heyet ve kalabalık halk dağılıyor. En son Merik alıyor. Gidiyor o yeşil höyüğün ayak ucunda duruyor. Ağlıyor ve şey diyor. Teoden kral, Teoden kral hoşça kal. Kısa bir süre içinde olsa babam gibiydin. Hoşça kal diyor. Defin işleri bittikten sonra kadınların gözyaşları dinince erkekler ağlamıyorlar. Ruhanlılar biraz maskülen bir topluluk erkekler. Yani, Açan biraz öyle oldu. Açan yurdu biraz delikanlı şey yani. Evet. Sonunda halk şölen için altın salona geçiyor. Çünkü ölülerin arkasından onlar ağıtlarını gömene kadar tutuyorlar. Ondan sonra ölülerin şanı yücelsin. Ölüleri saygıyla ve neşeyle analım diye kralların ölümünde bir şölen düzenleniyor. Ve içleri rahat çünkü Theoden hani böyle silik bir şekilde hastalıklı, düşkün bir şekilde ölmedi. Evet. Çok büyük bir kahramanlık yaparak cengin içinde öldürüldüğü için cennete gittiğini düşünüyorlar. Tıpkı kuzeyliler gibi Valhalla'ya gidebildiğini düşünüyorlar. O yüzden de aslında Teode'nin bu şekilde öldüğünden bir mutlulukları, coşkunlukları da var. Sonra yurt adetlerine göre böyle kralların anısına içki içme durumu var. O içkiler falan dağıtılıyor. Bembeyaz, ak bir elbise giymiş Eowyn orada. Eowyn dolu bir kadeh getirip Eomer'e de veriyor bir tane. Kralına da sunuyor. O içki içilmeden evvel irfan sahibi bir ozan kalkarak yurt hükümdarının sırasıyla isimlendiriyor. Bundan önceki yurt hükümdarlarını anlatıyor. Genç Eor sarayın yapıcısı Brego, bah tahsız Baldor'un kardeşi Aldor, Freya, Freewine ve Goldwine ve Deor ve Gram ve yurt istila edildiğinde Mifer dibinde saklanıp yurdu koruyan düşmanlara karşı Mifer, Balyozer. Batı yakasındaki dokuz höyük bu şekilde bu isimlerle bitiyor. Diğer doğu yakasındaysa 8 tane höyük var. Neden doğu batı diye bunlar ayrılmışlar? Çünkü Mifer'le beraber erkekten gelen soy bitmiş oluyor. Mifer'in erkek çocuğu olmadığı için. Onun kız kardeşinin oğluna geçiyor krallık. Kadın soyuna geçmiş oluyor. Onlar da şöyle. Mifer'in kız kardeşinin oğlu Freelaf ve Leofa ve Valda ve Folka ve Folvin ve Fengel ve Tengel ve en son olarak da kral Theoden. Theoden adı söylenince Eomer bütün kupayı boşaltıyor. O zaman Eowyn hizmet edenlere kupaları tekrar doldurmalarını söylüyor. Orada toplanan hepsi ayağa kalkıp yeni kral için içiyorlar ve şöyle bağırıyorlar. Selam olsun Eomer, selam olsun kral diye. Böylece de tam resmi olarak da Eomer'in krallığı onaylanmış oluyor. Sonunda şölen bitmek üzere artık hani yemekler, içkiler falan içilip bitmek üzereyken Eomer ayağa kalkıyor. Bir duyuru yapacağını söylüyor. Diyor ki bu Theoden kralın cenaze şöleni fakat ayrılmadan evvel size müjdeli bir haber vermek istiyorum. Çünkü diyor kız kardeşim Eowyn'in babası sayılır. O da bu haberi duyabilseydi ölmemiş olsaydı eminim o da çok mutlu olurdu. İtilen prensi diyor Faramir kız kardeşimle evlenmek istiyor. Eowyn hanımla evlenmek Diyor. ve Eowyn hanım da bunu bütün gönlüyle kabul ediyor. Gondor vekil harcı itilen Prensi Faramir Rohan hanımı Eowyn'in eşi olmasıyla beraber aramızda zaten dostluğumuz vardı. Şimdi bir de akrabalığımız olacak Gondor'da. O yüzden diyor hepinizin huzurunda nişanlanacaklar şimdi. Faramir ile Eowyn öne çıkıyorlar. Ellerini karşılıklı tutuyorlar. Bu şekilde nişanlı kabul etmiş oluyorlar. Yurt ile Gondor'un arasında yeni bir bağ oluştu diyor Eomer ve bir tebrik alkışı yükseliyor ve diyor ben buna çok seviniyorum. Aragon şey diyor araya girip Eomer'e demek ki diyor hiç pinti biri değil misin Eomer diyor. Yurdunun en güzel değerini bir başkasına verdin. Eowyn <laughs> de bunun üzerine Aragorn'un gözlerinin içine bakarak bana mutluluk dileyin hükümdarım ve hekimim diyor. Aragorn ben seni ilk gördüğüm günden beri mutluluk, sağlık diliyorum zaten. Bundan sonra da dileklerim bu şekilde olacak. Seni şimdi mutluluk içinde görmek de gönlümü mutlu ediyor diyor. Eowyn'e. Şölen bittikten sonra yola koyulacak olanlar artık oradan ayrılacak olanlar Kral Ömer'den izin istiyorlar. Aragon ile silah şölleri, Lorien ve Yarma Vadi halkı atlarını sürmek için hazırlanıyorlar. Fakat Faramir ile İmrahil Edaros'ta kalıyor. Onlar ayrılmıyorlar. Faramir ile muhtemelen o düğün mühün işlerini konuşacaklar. Eowyn falan da orada. Arwen de ayrılmıyor o heyetle beraber. Arwen ilk başta kardeşleriyle vedalaşıyor. Daha sonra da uzaktaki tepelerin birinde babasıyla vedalaşıyor şu Bu günler sürüyor ve oradaki o ayrılışın acısı neredeyse bütün bölgeye, bütün orta dünyaya yayılıyor. Öyle bir sevgileri var babasıyla arasında ama babası batıya geçecek sonuç itibariyle günün birinde kendisi insan olduğu için bu dünyada kalıp ölecek. O yüzden korkunç hüzünlü bir ayrılış yaşanıyor ve bunu herkes hissediyor bunun acısını. Sonunda konuklar yola koyulmadan önce Eomer'le Öevin Mary'nin yanına gidiyorlar ve şey diyorlar hoşça kal Charles Meriadoc ya da yurtlu Holdwine onun adı yurtta hold var. İyi bir kadere sür atını ve kısa bir süre sonra hoşça karşılanmak üzere geri gel. Özlettirme kendini. Eomer devam ediyor. Eski zamanların kralları yöneticileri olsaydı diyor sana inanılmaz büyük hediyeler, servetler bilmem neler verirdi. Ben de diyor bunları vermek isterim sana ama sen silahlarından başka bir şey istemiyorsun. Kabul etmiyorsun. O yüzden diyor sana ne tür bir hediye verebileceğimi bilmiyorum. Çünkü diyor aslında elimde ne olursa olsun sana hediye edecek değerde sana layık olan bir şeyim yok hediye etmek için. Yalnız kardeşim Eowyn'in diyor sana diyor bir küçük hediyesi var. Kendisi vermek istiyor. Saklı miğferin ve sabahın gelişinde yurtta çalınan borulanın bir anısı olarak bu küçük şeyi sana hediye etmek istiyor diyor. Bunun üzerine Eowyn Mary'e böyle gülüyor ve zarif gümüşten büyük bir ustalıkla yapılmış rohan yeşili kayışı olan kadim bir boru veriyor. Üfleme borusu veriyor. Sanatçılar boruya ağzından tepesine kadar altın nakşetmişler. Ve üstüne de birçok çok güçlü run büyü nakşedilmiş. Ve çok değerli olduğu, inanılmaz bir işçilikle yapıldığı da belli. Eowyn diyor ki bu bizim diyor evimizin yadigarıdır. Aile yadigarıdır. Cüceler tarafından yapılmış ilk hali. Solucan Skata'nın yani Kuzeyliler ve Cüceler tarafından kıstırılıp öldürülen Skata adlı ejderhanın hazinesinden getirilmiş o boruda. Genç Ero onu kuzeyden getirmiş. Bunu ihtiyaç anında çalan biri düşmanlarının yüreğine korku salar ve bütün çevredeki dostları tarafından da net bir şekilde yardıma ihtiyaç duyduğu anlaşılır ve birileri kesinlikle yardıma gelir. Bu borunun böyle büyülü bir özelliği var. Bunun üzerine Mary boruyu alıyor ve bunu aldığına çok seviniyor çünkü çok güzel bir şey. Eowyn'in elini öpüyor ona sarılıyor ikisi de ve ayrılıyorlar. Artık konuklar hazır herkes atlarına binmiş son kadehlerini kaldırıyorlar atların üzerinde onu içiyorlar. Övgülerle dostluklarla ayrılıyorlar ve buradan miğfer dibine gidiyorlar. Orada iki gün geçiriyorlar. Miğfer dibine geldikleri zaman Legolas Gimli Medine'ye verdiği sözü tutarak onunla beraber pırıltılı mağaraları ziyaret etmeye gidiyor. Hemen Mifer dibinin dibinde olan. Ve oradan geri döndükten sonra Legolas sessizleşmiş bir durumda. O muhteşemlik karşısında sessiz kalmış. Gimli de çok gururlu. Buna hala mağarayı anlatıyor falan. Şimdiye kadar diyor Legolas hiçbir cüce bir elf karşısında sözcüklerle yapılan bir müsabakada üstünü kazanamamıştı. O yüzden diyor haydi şimdi Fangorn'a gidelim. Durumu eşitleyelim. Ben de sana ormanlarda havamı atayım diyor. Yani ormanı göstereyim falan. Dip Vadisi'nden Isengard'a doğru sürüyorlar atlarını. Entlerin olduğu yere gidecekler yani. Ve oraya yaklaştıklarında Dip Vadisi'ni geçtikten sonra entlerin de hiç de boş durmadıklarını, çevredeki bütün pisliği temizlediklerini, yeni ağaçlar diktiklerini, taştan halka olduğu gibi yıkılarak temizlendiğini, o koruma duvarlarının tamamen temizlenmiş olduğunu, içerideki toprakları da sadece hani güçlü, geniş ağaçlar değil, meyve ağaçları falan da şey yapılmış, yemişler oluşmuş falan. Böyle çok güzelleştirilmiş. Bahçenin tam ortasından bir dere geçirmişler renkler kendi yöntemlerince. Ve her şeyin ortasında da böyle berrak bir suyla dolu bir göl var. O gölün ortasındaysa Ortanç Kulesi var. Böyle bayağı güzel ay. dizayn edilmiş yani çok güzel olmuş. Yolcular bir süre bir zamanlar Isengard'ın kapılarının olduğu yerde oturuyorlar. Şimdi o kapılar denilen yıkılmış kaldırılmış taşların yerinde iki tane kadim ağaç dikiliyor böyle. Ent değil ağaç ama devasa ağaçlar. Ve hayret ediyorlar yani bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük bir değişik olmasına. Ve uzaktan sesler duymaya başlıyorlar. Ham hum hum diye <laughs> bakıyorlar. Fangorn yanında tez mertek diğer genç elf şey, <laughs> ent olan komik <laughs> aceleci ent olan diyelim. Tez mertekle beraber koca adımlarla bunlara doğru yürüyoruz. Allah sallana. Geldikleri zaman da Fangorn yani ağaç sakal diyor ki ortancın ağaç avlusuna sefalar getirdiniz. Gelişiniz hakkında malumatın var idi. Lakin vadide de işim vardı. Hala yapacak da bir sürü işimiz var. Lakin işittiğim kadarıyla sizler de güneyde boş durmamışsınız. Baya önemli işler yapmışsınız. Buna çok sevindim diyor. Oradaki <laughs> başarılarınızı duydum falan. Çok sevindim. Pek çok güzel iş yapmışsınız. Ağaç Sakal hepsi hakkında tam bilgisi olduğu anlaşılan bütün maceralarını övüyor. Yani uzunca konuşuyor gene ve işte Aragorn'un galibiyeti, Gimli'nin kahramanlığı, Legolas'ın, Semle, Frodo'nun kahramanlığı, Gandalf'ın kahramanlığı her şeyi anlatıyor yani onlara. Son olarak Gandalf'a dönüyor diyor ki eh diyor haydi en kudretli olduğunu ispat ettin Gandalf ve bütün emeklerinde iyiye çıktı. Nereye gidiyorsun acaba ve ne için buraya uğradın hmm. diye Gandalf'a soruyor. Gandalf da diyor ki sizin başarılarınızı görmek ve bize yaptığınız sonsuz yardımlar için minnet duyduğumu belirtmek adına teşekkür etmek için buraya geldim diyor. Hmm evet diyor Fangorn'da Ziyadesiyle hoş bir tavır. <laughs> Çünkü mutlaka entler kendi üzerlerine düşen vazifeyi ifa ettiler. Hak ettik yani. Evet. Edilmeyi. Ve sadece diyor orada ikamet eden o lanet olası ağaç katiliyle ilgili de değil bu başarımız. Çünkü o burarum, o ken gözlü, kara elli, eğri bacaklı, taş kalpli, pençe parmaklı, pis karınlı, kana susamışların hmm, madem sizler aceleci kişilersiniz onların isimlerinin tamamını tek tek saymayacağım. Tamamını sayarsam diyor o isimlerini bu size yıllar sürmüş bir eziyet gibi gelecek. Anlaşıldı. Çok çabuksunuz siz. Onlara kısaca orklar diyelim. <laughs> Onların hücumu yaşandı diyor. Nehri de aşıp geldiler ve Lorian Dorenan ormanını kuşattılar. Yani bizden kurtulanlar da Lorien'e doğru gittiler ve Lorien ormanını kuşattılar siz güneyde savaşırken. Cesarete bak. Ama burada bulunan ululara şükürler olsun diyor. Keleborn ve Galadriel'e bakıyor. Lorien hanımı ile hükümdarına eğilerek selam veriyor. Onlar sayesinde oraya da zarar veremediler oradan da püskürtüldüler. Ve aynı kötü mahluklar, orklar bize dünya üzerinde tesadüf ettikleri için hayret ettiler. Çünkü diyor orkların biz entlerden haberi yokmuş. Bizi görünce dehşete kapıldılar. Hani hiç bilmedikleri bir şey. Demek ki sadece Saruman'ın emindeki orklar entleri biliyordu belki de. Ve diyor pek çoğu diyor hatırlamayacak bizi kaçanlarında. Zaten diyor neredeyse hiçbiri kaçamadı. Kaçanlar da delirdi. Kaçmaya çalışanların bir kısmı da nehirde boğuldu. Çünkü orklar yüzme bilmedikleri için can havliyle nehire falan atlamışlar. Nehirde bu olmuşlar. Lakin bu sizler için iyi oldu diyor. Çünkü eğer bize tesadüf etmemiş olsaydılar sizin arkanızdan gelip Rohan ordusuna baskın düzenleyeceklerdi. Böylece Rohan ordusu Gondor'a yardıma gidememiş olacaktı ve diyor sizlerin de geri dönebilecek bir yuvası olmayacaktı artık. Aragon bunu diyor gayet iyi biliyoruz Fangor. Ne Minas Tirith'te ne de Edoras'ta diyor bu desteğiniz hiç unutulmayacak. Burada meraklısı için önemli olan durum şu. Hani o zaman Galadriel ne yapıyordu? O zaman işte Celeborn ne yapıyordu? Cüceler ne yapıyordu? Burada anlattığı üzere onlar Gondor'da Minas Tirith'te savaşırken orklar Lorien'e de saldırıyor. Onlar da Lorien savunmasıyla uğraşıyorlar. Ya da Mirkwood ormanındaki elfler Legolas'ın babası da kendi ormanlarına saldıran orklarla savaşıyorlar. Yani onlar da orada gizlenmiş hiçbir şeye dahil olmamış değiller. Fangon da diyor ki hiç benim için bile uzun bir süre diyor. Hani hiç unutulmayacak dediği için. Sizin krallığınız boyunca demek istediğiniz herhalde. Fakat bunun da entlere uzun gelmesi için hakikaten çok uzun süre sürmesi lazım. Gandalf yeni bir çağ başlıyor Fangon diyor ve yeni çağ insanların krallıkları diyor. seninkini bile geçebilecek. Sen unutulup gideceksin. Onlar bile devam edecek olabilirler. Bundan sonra diyor yeryüzünde insanların iktidarı devam edecek. Fakat diyor şimdi bana anlat. Sana verdiğim iş ne oldu? Saruman nasıl? Daha ortaçtan bıkmadı mı? Çünkü herhalde penceresinden baktığında sizin yaptıklarınızı görüp pek de takdir etmiyordur. Hı. Ağaç sakal Gandalf'a uzun uzun bakıyor. Lafı buraya getireceğini biliyordum. Ortaçtan bıkmak mı? Nihayet bıktı. Lakin kuleden benim sesimden bıktığı kadar bıkmamıştır. Çünkü ona gelip durmadan konuşuyordu. Ona uzun uzun masallar anlattım. Gerçi bu uzun dediğim diyor size göre uzun. Sizin lisanınıza göre uzun. Gandalf diyor ki madem öyle diyor neden dinlemek için burada kaldı? Ortanca girdiniz mi? Onunla yüz yüze görüştünüz mü? Hmm yok ortanca girmedik. Lakin o penceresine gelerek dinledi. Zil Zira başka vesileyle çevreden haberi olmuyordu. Olaylar hakkında bilgisi olmuyordu. Gelen havadisler de hiç hoşuna gitmemesine rağmen o bilgiyi almaktan da geri durmuyordu. Ne olursa olsun kim ne yaptı ne etti öğrenmek istiyordu. O yüzden hırsla gelip pencereye her gün benim saatlerce konuşmamı dinliyordu. Ben de hepsini duymasını sağlıyordum. İyi haberler geliyor ya sürekli. Belki diyor bu şekilde hani aklı başına gelir diye düşündüm. Onun duymasını sağlıyordum. Birçok şey de yanında ilave ediyordum nasihat olarak falan. Sonunda bıkkın geldi. Her zaman çok aceleciydi zaten. Bu da onun yıkımı oldu. Gandalf diyor ki görüyorum ki ey sevgili Fangorn büyük bir dikkatle oturuyordu, idi, yapıyordu diyorsun. Şimdiki zamana ne oldu? Öldü mü yoksa? <laughs> Yo hayır ölmedi diyor Fangorn. Benim bildiğim kadarıyla ölmedi en azından. Lakin gitti. Evet 7 gün önce onu serbest bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Sürünerek diyor dışarı çıktı zaten kuleden ona izin verince. O kadar kötü bir durumdaydı ki diyor artık yani bir şey yapabilecek gücü falan yoktu. Tamamen tükenmiş gibiydi. Şimdi diyor bana diyor onu koymak için söz verdiğin sözünü tutmadın falan deme. Çünkü o sözleri verdiğimizdeki durumla bir hafta önceki durum aynı değildi. Artık biz kazanmıştık ve o artık bütün gücünü kaybetmişti. Hem diyor sen biliyorsun ki canlı olan hiçbir şeyi kafesler içinde tutmayı sevmiyorum. Hatta nefret ediyorum. Ona da diyor dayanamadım. Yanında da da diyor şey vardı bir solucan çıktı diyor o ondan beter bir haldeydi zaten o temelli bitmiş tükenmiş bir haldeydi ikisini de serbest bıraktım diyor çok büyük bir ihtiyaç olmadıktan sonra diyor bu tür mahlukların tutsak kalmasına gerek yok zehirli dişi olmadıktan sonra yılan istediği yere gidebilir Gandalf da haklı olabilirsin ama diyor anladığım kadarıyla hala sağlam bir zehirli dişi kalmış ona da diyor sesinin zehri diyebiliriz ve diyor senin yumuşak anını yakalayıp sesini kullanarak kalbini yumuşatmayı başarmış o şekilde kurtulmuş. Eh diyor gitmiş söyleyecek de başka bir şey yok yani sen öyle yaptıysan bir şey yapamayız. Fakat Ortanç Kulesi diyor artık ait olduğu yere krala geri verilmesi lazım. Onun buraya ihtiyacı olmasa bile. Aragon'da şey diyor ihtiyaç olup olmadığı daha sonra anlaşılacak diyor. Şimdilik karar veremeyiz bir ihtiyaç var mı yok mu diye. Fakat ben tüm bu vadi entlere veriyorum. Gönüllerince bu vadi onlara ait istedikleri gibi hüküm sürebilirler. Dilediklerini yapabilirler bu vadide. Ortanca gözcülük ettikleri ve benim iznim olmadan kimseyi sokmadıkları sürece buralar onlara aittir. Fangon diyor ki kule kilitli zaten. Saruman'a gitmeden evvel de kuleyi kilitlettim ve anahtarını da aldım. Tezmerte'ye teslim ettik anahtarını. Tezmerte böyle rüzgarda sallanan bir ağaç gibi geliyor yavaş yavaş. Eğilerek selam veriyor. Çelik bir halkaya tutturulmuş iki tane kocaman kara ve girintili çıkıntılı anahtar teslim ediyor aralarına. Şimdi diyor sana bir kez daha teşekkür ediyorum ve veda ediyorum. Ormanın yeniden huzur içinde büyüsün bu vadi dolduğunda dağların batısında daha ormanlarını genişletebileceğin, yayılabileceğin de bayağı alanlar var. Hani genişlemekten de çekinme. Nereye istersen ormanlarını kurabilirsin. İstediğin kadar büyüt ormanlarını. Ağaç ah sakalın yüzü hüzünleniyor bu laflar üstüne. Ormanlar büyüyebilir, ormanlar yayılabilir. Lakin entler hariç hiç entçik yok. Ya Allah. Yine de diyor belli olmaz Aragon. Artık araştırmalarınız diyor biraz daha umutlu olabilir. Çünkü doğu artık teslim oldu ve temizleniyor hani en tanımları doğuya kadar gitmişse siz de diyor onların peşinden gidebilirsiniz. Doğuya kadar ulaşabilirsiniz. Belki oralarda en tanımlara rastlarsınız. Uzun zamandır size kapalı olan doğu toprakları da diyor önünüzde açılmış olacak belli bir süre sonra tamamen temizlenecek. sakal başını sallayarak orası gidilemeyecek kadar uzak bizim için diyor. Üstelik bu orada ziyadesiyle fazla miktarda insan nüfusu yaşıyor. Kalabalık bölgeler oralar. Lakin nezaket kurallarını da unutuyordum diyor bu konuşmalar sırasında. Burada biraz oya alanıp biraz istirahat etmek ister misiniz? Sonra belki aranızda Fangorn ormanından geçip evlerine giden yolu kısaltmaktan memnuniyet duyacak olanlar vardır. Celeborn ile Galadriel'e bakıyor. Fangorn'dan geçerlerse daha rahatçe ulaşacaklar çünkü Dorien. Legolas hariç herkes müsaade isteyip güneye ve batıya gitmek üzere ayrılıyor yanlarından. Legolas şey diyor. Haydi gimli diyor. Artık Fangorn'un müsaadesiyle ormanın derinliklerine gideceğiz. Hiç daha önce görmediğim ağaçları göreceğiz. Ben sana ormanı, ağaçları anlatacağım falan. Sen de diyor benimle gelip sözünü tutacaksın yani ben seninle mağaralara girdim kuytu ormanın gerisindeki kendi ülkelerimize doğru da diyor yaklaşmış olacağız o bakımdan diyor hadi Bangorunu araştırmaya gidelim Aragon burada diyor en azından yüzük kardeşliği son buluyor çünkü Legolasla Gimli artık ayrılıyor aralarında yine de diyor çok vakit geçmeden topraklarıma sözünü vermiş olduğunuz yardımla dönmenizi umut ediyorum çünkü Legolas şehrin yeniden kurulması ağaçlandırılması çiçeklendirilmesi için kendi krallığından elfler getireceğini söylemişti. Gimli de işte duvarları cümle kapısını yapmak için falan kendi krallığından şey getirecekti cüceler. Gimli şey diyor geleceğiz diyor eğer hükümdarlarımız izin verirse hani geri döneceğiz Gondor'a. Evet diyor hoşça kalın minik artık siz öldünüz mü kaldınız mı neredesiniz ne yapıyorsunuz diye düşünüp uykularımı bölmeme gerek kalmayacak. Şükür diyor artık barış zamanı ve aklım sizde olmadan rahat bir uyku çekecek. İlk fırsatta diyor haber yollarız hepinize zaten ne yaptık ne ettik diye. Ve diyor bazılarımız zaman zaman diyor belki bir araya gelir eski günleri iade ederiz. Yalnız da şunu hissediyorum ki artık hepimiz birden bir arada olamayacağız. Son kez bütün Yüzük Kardeşliği üyeleri Boromir ağacı öldüğü için aynı anda buradayız. Ağaç Sokal teker teker hepsine veda ediyor bu konuşmadan sonra. Kelebon'la Galadriel'in karşısında duruyor. Üç kere başını eğerek selam veriyor. O ikisine apayrı bir saygı gösteriyor. Bir ağaç veya bir kaya başında karşılaşmayalı çok olmuştu diyor Galadriel'le Kelebon'la. Avanimar Vanimalion Nostari. Bu da şey Demek. Ah, oh, oh, ah, ah. gibi bir nida. Güzel ve adil olan, ebeveyn olan, baba olan, ata olan demekmiş. Çünkü şeyi unutmamışlar. Bunlara dil öğretenler elfler çünkü. <laughs> Hareket kabiliyetini veren, düşünme kabiliyetini veren yavanla ama bunlara konuşmayı öğreten elfler. Bunlar da kadim elf olduğu için belki de ta o zamanlarda bunlara dil öğretenlerden de birileri Keleborn ya da Galadriel olabilir. O yüzden onlara ata, baba, ebeveyn diyor. Sadece diyor en sonunda böyle karşılaşmamız ne hüzünlü. Zira dünya değişiyor. Bunu suda, toprakta hissedebiliyor. Havadan kokusunu alabiliyorum. Bir daha karşılaşabileceğimiz zannında da değilim sizlerle. Filmin Bu, başındaki cümle. Evet. O Galadriel'in açılış şeyi. Kelebon şey diyor, bilemiyorum en yaşlı fakat Galadriel araya giriyor orta dünyada değil diyor belki. En azından diyor su altındaki topraklar yani batmış Beleriyan kıtası suyun üstüne çıkana kadar muhtemelen burada bir efsane ya da dini öğretiye gönderme var. Belki kıyametten sonra dünya eski bütünlüğüne kavuşacak. Batmış olan kıtalar tekrar yeryüzüne çıkacak. Onu kastediyor Galadriel kendi irfanı sayesinde ve birinci çağda Silmarillion'da bahsettiğimiz Tasarina Söğüt ağaçlarının olduğu zaten Söğüt lüklü orman demek tasarına. Orada diyor bir bahar vakti karşılaşabiliriz hani binlerce on binlerce yıl sonra. En son olarak da Mary ile Pippin'la vedalaşıyor Fangor. Gitmeden önce diyor benim neşeli halkım, ahalim diyor. Bir içki daha içer misiniz? O, Hı, sudan su. yani. <laughs> Elbette içeriz diyor ikisi de. Gözler parıl parıl. Ağaçların gölgesinin olduğu yere doğru bir bakıyorlar. Masa masanın üstünde dev bir su. Üç tane de çanak var. Hı. Oraya gidiyorlar. Fangor bunları masanın üstüne oturtuyor. O çanaklara surayden en sularını dolduruyor. Kafalarına dikip içmeye başlıyorlar üçü birden. Dikkat edin dikkat edin diyor Fangorn ikisine. Çünkü sizi son gördüğümden bu yana bile büyümüşsünüz. Ve kahkahalar atarak kaselerini boşaltıyorlar. Ve evet diyor elveda artık. Ayrıca de topraklarınızda en tanımlarla ilgili bir haber duyarsanız bize haber vermeyi unutmayın. Hani oralara gelmişlerse bize kesinlikle haber verin. Sonra bütün topluluğa o koca ellerini, dallarını sallayıp veda ediyor ve onların yanından uzaklaşıyor. Artık daha hızlı yolculuk ediyorlar. Çünkü kafilin daha azalmış. Rohan geçitine doğru yol tutuyorlar. Sonunda Aragon, Pippin'in ortaç taşına bakmış olduğu yere çok yakın bir yerde diğerlerinden izin istiyor. İzin istiyor derken artık hani ben de buradan geri Minas Tirith'e doğru döneceğim diye. Hobbitler onun ayrılmasına çok kederleniyor. Çünkü Aragorn onları ta başından beri hiç bırakmamış. Hep onları korumuş, kollamış, komutanlık etmiş falan. Birçok tehlikede rehberlik etmiş. Pippin diyor ki keşke diyor bütün arkadaşlarımızı göreceğimiz o büyülü taşlardan olsaydı. Hani palantirimiz olsaydı. Yan yana olmasak bile oradan haberleşebilseydik. Herkese bir cep telefonu dağıtabilseydik gibi bir şey. Aragorn diyor ki artık diyor kullanabileceğimiz tek bir taş kaldı. Çünkü Minas taşının diyor size göstereceklerini görmek istemezsiniz. Çünkü Minas taşı denet Torun elinde yanarak öldüğü taş. Oraya bakanlar sadece yanan denatörün acı çığlıklarını ve o korkunç görüntüsünü görüyorlar. Taş bozulmuş bir durumda. Zaten diyor hani ona bakmak istemezdiniz. Ortaş palantirini de diyor kral alı koyacak. Ben alacağım. Ülkesinde diyor neler olup bittiğini, hizmetlerinin nasıl sürdüğünü, hizmetkarlarının neler yaptığını ya da bir düşmanlık durumu var mı yok mu diyor onları görebilmek için. Çünkü unutma diyor Peregrin Tuk. Sana diyor şimdi ülkene gitmen için izin veriyorum ama hala sen bir Gondor Gerisin. Seni istediğim zaman göreve çağırabilirim. Yani hala bir Gondor askeri olduğunu unutma. Sonra unutmayın diyor şairli sevgili dostlar. Benim ülkem kuzeyde de. Yani Arnor krallığını da kuracağım zaten orayı toparladıktan sonra doğal olarak da size yaklaşmış olacağım. Çünkü şairin kuzeyi Arnor hükümdarlığı da. Hatta şair de resmi olarak Arnor hükümdarlığının topraklarından bir parça. Sonra Aragon, Kelebon ve Galadriel'den de izin istiyor. Hanım ona şöyle diyor. Yani Galadriel diyor ki El taşı diyor. Karanlıklardan gerçek ümidi vardın. Artık istediğin her şeye sahipsin. Kalan günlerini iyi kullan. Çünkü ne kadar yaşarsa yaşasın. Ölümlü bu. Öleceği için. Yani bir herif için 250 yılda kalan günlerini iyi kullan demek için yeterli. Kelebon da tekrar Aragorn'la konuşuyor. Diyor ki hoşça kal akrabam. Senin kaderin benimkinden farklı olsun ve hazinen sonuna kadar seninle kalsın. Bunları söyleyip ayrılıyorlar. Artık güneşinde kavuşma vakti gelmiş. Bir süre sonra durup geri baktıklarında Batı kralının etrafında silah silahşörlerle atının üstünde durup onlara baktığını görüyorlar. Gidenlere baktığını görüyorlar. Sonra Aragon yeşil taşı o Elaser denilen kendisine ad veren yeşil elf taşını alıyor. Havaya kaldırıyor. Elinin içinden yeşil bir ateş fışkırıyor. Bu şekilde veda ediyor Aragon geri kalanlara. Vay be. Kısa bir süre sonra eksilen grup İsen'i izliyor, batıya dönüyor ve atlarını geçitten sürerek geride boş topraklara geçiyorlar. Sonra kuzeye dönerek Dunlant sınırlarına giriyorlar. Dunlant zamanında işte Isengard'a yardım eden, Saruman'ın emrinde olan Miferdi bir savaş sonrasıysa Theoden tarafından affedilip özgürlükleri bağışlanan topraklar. O yüzden de şeyden korkuyorlar kraldan. Zamanında düşmanlık ettik bize zarar verirler mi falan diye çekindiklerinde bunları gördüler mi evlerine kaçıyorlar, saklanıyor. Grup da çok iyi askerlerden oluştuğu için bir tedirginlik duymuyor. Rahat rahat yolculuklarını Dunlant'ta devam ediyorlar. Çünkü Dunlant'la düşmanlık bile yapsa onlarla baş edebilecek kadar güçlü durumdalar. Kral ayrıldıktan 6 gün sonra artık sağ taraflarında uzaran, Dumanlı Dağların eteğindeki tepelerden yukarı doğru tırmana bir ormanda ilerliyorlar. Yeniden güneş batarken de açık topraklara geliyorlar. Bir asaya yaslanmış olan yaşlı bir adama yetişiyorlar. Acaba kim? Adam gri ve kirli beyaz renkte paçaralara bürünmüş. Ayaklarının dibinde serseri gibi yürüyüp zırlayan bir dilenci var. Gandalf şey diyor bunları görünce. E ee, Saruman diyor nereye gidiyorsun? Yazıklar olsun. Saruman dönüyor böyle diyor ki sana ne? Hala benim nereye gidip gitmeyeceğimi sen mi tayin edeceksin? Benim mahvolmam sana yetmedi mi? Gandalf diyor ki soruların cevaplarını biliyorsun. Hayır ve hayır. Bunlardan memnun değilim. Fakat her halükarda benim çabalarım diyor sona eriyor. Bu dünyadaki görevimi tamamladım. Yükü kral üstleniyor artık. Eğer Ortanç'ta bekleyin onu görebilirdin. Belki de onun nasıl yüce gönüllü, nasıl bağışlayıcı olduğunu hissederdin. O da sana yardımcı olurdu. Seni bağışlardı. Beklemedin erkenden çıkmışsın. Saruman diyor ki işte bir an önce ayrılmam için gerçekçi bir sebep daha. Çünkü diyor ondan hiçbir şey istemiyorum. Gerçekten de ilk soruna bir cevap bekliyorsan söyleyeyim. Bu diyardan dışarı çıkmak için bir yol arıyorum. Gandalf diyor ki o halde bir kez daha yanlış yol üzerindesin. Üstelik ben senin yolculuğunda hiçbir umut da görmüyorum. Ama bizim yardımımızı hakir mi göreceksin? Çünkü sana yardım elimizi uzatıyoruz. Bana mı diyor yardım elinizi uzatıyorsunuz sarıma? Lütfen diyor bana gülümseyerek bakmayın. Ben sizin çatı kaşlarınızı tercih ederim. Ve oradaki hanıma gelince Galadriel'i gösteriyor. Ona diyor güvenmiyorum. O en başından beri benden nefret etti zaten. Yani kötülüğe döndüğümden önce de benden hiç hoşlanmadı. Ve senin adına tertipler kurup seni öne çıkartmaya çalıştı. Benim sefilliğim ile alay etmek zevkini tatmak için ta diyor bu taraflara gelip benim peşimden takip ettiniz. Bu kötü durumumu görün diye. Siz bu kadar kötüsünüz işte. Sizin beni izleyeceğiniz konusunda uyarılmış olsaydım size bu zevki tattırmazdım. Dükkan. Galadriel konuşuyor bu sefer. Diyor ki Saruman bizim seni avlamaktan çok daha ciddi işlerimiz var. Sefil. Sefil. <laughs> Sen kimsin ya köpek? Görevlerimiz, endişelerimiz var diyor bizim başımızda. Bizim seni avlamak gibi bir niyetimiz yok. Şansının yaver gitmiş olduğunu söylesen daha doğru olur. Çünkü şimdi son bir şansın daha var. Bir kez daha seni bağışlayabiliriz. Saruman da eğer bu gerçekten son şans ise diyor çok sevinirim. Çünkü bir daha böyle bir teklif almayacağım. Kurtulacağım. İstemiyorum ben sizden hiçbir şey. Bütün ümitlerim diyor yıkıldı ama ama sizinkileri paylaşacak da değil. Tabi ümidiniz var ise. Bir an için gözlerinde böyle bir ateş tutuşuyor Saruman'ın. Gidin diyor. Ben bu hususlarda diyor boşu boşuna uzun yıllar bir ömürler boyunca çalışmadım. Kendi sonunuzu kendiniz hazırladınız. Ve bunu biliyorsunuz. Benim evimi harap ettiğinizde kendinizinkini de yıkmış olduğunuzu bilmek beni biraz rahatlatacak. Şimdi sizi o kadar geniş bir denizden hangi gemi taşıyacak? Gri bir gemi olacak hayaletlerle dolu. Kahkaha atıyor ama sesi çatlak ve korkunç. Yüzün yok olması üç yüzükte güçleri yok olunca artık bu dünyada kalamayacaklar devamlı olarak. Siz de diyor kendi evinizi kaybettiniz. Gandalf Maya olduğu için geri dönmek zorunda Batıya. Elflerin de tamamı Orta Dünyayı boşaltmak zorunda. Siz benim evimi yıktınız ama kendi eviniz, eviniz de değil. yıkmış oldunuz. Ondan sonra da Saruman Grima'ya dönüyor. Kalk ayağa seni aptal diyor. Böyle dilenci gibi yerde oturan Grima'ya asasıyla da vuruyor. Eğer bunlar bizim yönümüzde diyor gidiyorlarsa biz dönüp başka yöne gidelim. yarım <laughs> Çattım bir kere ya. Devam et diyor yoksa diyor sana akşam yemeğinde kurumuş ekmek kabuğu da vermem. Grima dönerek yanlarından geçiyor kalabalığı. Ağlayı ağlıyor diyor ki zavallı grima zavallı grima. Hep dayak yiyor. Hep lanetleniyor. Ne kadar nefret ediyorum ondan. Keşke onu bırakabilseydim. Burada da nasıl gollum söylemine evet, benziyor değil mi? Çok... Bir golluma dönüşüyor sanki. Gandalf diyor ki o halde bırak diyor. Bırakmak istiyorsan. Fakat solucan değil böyle gözleri bir an parlıyor. Su doluyor. Sonra bir paniğe kapılıyor. Yanlarından hızla geçip Saruman'ın arkasına geçiyor. Gene Saruman beni korusun diye. O sefil çift gruplarının yanından geçiyorlardı ki daha geride hobitler onları da görüyorlar. hobbitlerin dibine geliyorlar yani. Saruman hobitleri görünce kendine acıyarak baktıklarını fark ediyor. Hobitlerimle onlara acıdığını fark ediyor. Demek ki diyor siz de benim halimle dalga geçmeye geldiniz, alay etmeye geldiniz afacanlar. Bir dilencinin neyi eksikmiş neyi değilmiş umurunuzda değildir değil mi? Çünkü sizin bütün istedikleriniz elinizde. Yiyeceğiniz var. Güzel güzel giyecekleriniz var. Pipolarınız için en iyi otlar var sizde. Aa evet biliyorum. Pipo otlarınızı nereden bulduğunuzu da biliyorum. Dilencinin birine bir pipo dolusu ot vermezsiniz değil mi diye. Yaltaklanıyor. Frodo diyor ki eğer diyor, bende olsaydı ben verirdim ama benim pipo otum yok. yani kalmadı hiç. Merry şey diyor. Bende kalanı alabilirsin diyor. Eğer biraz beklersen hani torbamdan bulayım vereyim. Bineğinden aşağı atlıyor. Torbasını karıştırıyor. Sonra Saruman'a bir kese uzatıyor. Kesenin içinde otlar var. İçindekileri al diyor. İstediğin gibi de kullan. Isengard'daki su baskınından çıkmıştı. Saruman benim benim evet bunlar benimle. Ben satın almıştım bunları. Bu yapılan geri ödeme bir belirti aslında. Çünkü hiç kuşkum yok. Çok daha fazlasını aldınız. Yine de dilenciler müteşekkir olmalı değil mi diyor. Dilenerek aldığım için. Bir hırsız kendisine ait şeylerden bir lokma verecek bile olsa. Çaldınız diyor resmen şeyde. Benim mallarımı çaldınız. Çöktünüz üstüne. Eve vardığınızda diyor güney topraklarını beklediğinizde çok daha kötü bulacaksınız ve uzunca bir süre diyor. Oralar da iyi de yetişmeyecek zaten. Ülkeniz pipo yaprağından uzun süre yoksun olsun diye de lanet did you aynı zamanda. Mary diyor ki teşekkür ederim diyor. Madem ki öyle o zaman diyor hiç de senin olmaya ve üzül süredir de benimle yolculuk yapan kesemi geri rica edeyim. Otları kendi paçavralarından birine sar. Gene de tam kötü olamıyor. İçindeki otları bırakıyor. Keseyi istiyor. Tütün kesesini istiyor. Saruman şey diyor hırsız hırsızı hak edermiş. Ve arkasını Mary'e dönüyor. Solucan dili tokatlıyor. Ormana doğru uzaklaşıyorlar. Pippin eh diyor bu benim diyor pek hoşuma gitti. Hırsızsa peki ya bizim pusuya düşürülmemiz, yaralanmamız, orklar tarafından kaçırılmamız, Rohan boyunca sürüklenmemiz onların hesabı ne olacak diyor. Biz bedel ödemedik mi? Sen de ah diyor. Bir de diyor satın alınmıştı. Nasıl alınmış merak ediyorum. Sonra güney toprakları hakkında söylediklerini de beğenmedim. Bir an önce geri dönmemiz lazım ayrı. Frodo da evet diyor bence de bir an evvel dönmemiz lazım. Ama daha çabuk gidemeyiz. Eğer Bilbo'yu görmek istiyorsak diyor önce Yarma Vadi'ye uğramamız gerekiyor. Zaten ilk başta Yarma Vadi'ye gideceklerinde de anlaşmışlardı. Gandalf da bunları destekliyor. Evet diyor öyle yapsanız daha iyi olur. Hani bir an önce bir boyu görüp kendi ülkenize dönseniz iyi olur. Fakat Saruman'a ne yazık. Korkarım onun için başka bir şey yapılamaz. Tamamen kurumuş. Ben ağaç sakanın haklı olduğundan pek emin değilim. Hala ufak tefek de olsa kötülükleri dokunabilir gibi geliyor. Hala az da olsa bir gücü varmış gibi hissediyorum. Diye. Ertesi gün böyle yollarına devam ediyorlar. Artık hiçbir insanın yaşamadığı Kuzey Dunlant'ın içine giriyorlar. Eylül ayı altından günler ve gümüşten gecelerle geldi diye tarif ediyor Tolkien. Onlar da cool bu filosu nehrine varıncaya kadar rahat rahat at sürdüler. Nehrin aniden aşağıdaki topraklara dökülü verdiği şelalelerin doğusundaki eski geçitin bulunduğu yere gelince batıda uzakta bir pus içinde nehrin aralarında dolanıp Grisel nehrine karıştığı o tarafa doğru devam ettiği ufak ufak göllerin oluşturduğu minik adalar o göllerin içinde bulunuyor. Oralardan devam ediyorlar. Burası kamış ülkesi. Kamışların sazlıkların olduğu ülke diye biliniyor ve o kamışların olduğu için de kuğular buralarda da yerleşik olarak yaşıyorlar ya da göç yolları üzerinde diyelim kuğular o zaman da göç ediyorlarsa. Erejiyonu geçiyorlar tabii kuzeye doğru ilerleyip böyle çok güzel bir şafağın ışığı altında ilerleyince o üçlü dağ zirvesini görüyorlar. Karadras, Kereptil, Panuitol ve onun da bir gerisinde Moria madenlerinin kapısı. Burada 7 gün konaklıyorlar ve her şeyi biraz ağır ağır yapıyorlar. Kelebon, Galadriel, Gandalf oturup çok uzun muhabbetler ediyorlar. Günler, geceler boyunca. Artık bu dünya hakkındaki fikirleri, bu dünya bizden sonra ne olacak, biz ne tür kararlar vereceğiz, gideceğimiz rota, yol ne bundan sonra ne tür bir katkımız olur ne tür bir zararımız olur. Onları çok uzun süre, 7 gün, 7 gece boyunca kendi aralarında konuşuyorlar. Ama bu konuşmaları falan çoğu zaman sesli konuşmalar değil. Yan yana oturuyorlar burada Tolkien'in dediğine göre beyninden beyine, telepatik olarak haberleşiyorlar. Yani konuşarak haberleşmiyorlar. Kendilerine ait özel bir iletişim kuruyorlar kendi aralarında bir tür üçlü meditasyonda toplaşıyorlar belki de. Zihinden zihine bir aktarım oluyor. Zamanla her şey söyleniyor bu yedi gün içinde ve yine ayrılık zamanı geliyor. Üç gün geçip gideceği zamana kadar Lorient'in kayalar ve gölgeler arasında hızla solan gripe'lerinde halkı dağlara doğru sürdü atını. Çünkü sadece Galadriel'le Celeborn yok. Onlarla düğüne gelen bir seçkin kafile de onlarla beraber. Yarma Vadi'ye gidenler tepede oturup bir süre onları bekliyorlar ve toparlanmaya başlıyorlar. Onlar da Yarma Vadi'ye doğru devam edecekler. Oturup beklerken o puslu sisli havanın içinde bir şimşek çaktığını görüyorlar böyle. Herkes başını o tarafa o çok parlak ışığa doğru çeviriyor. Frodo Galadriel'in veda işareti olarak yüzüğünü havaya kaldırdığını biliyor. O yüzükten Nenya'dan çıkan çık. Sam şey yapıyor keşke diyor ben de Lorien'e gidebilseydim. Sonunda akşam yüksek avlaklara varıyorlar seyahate devam edip derin Yarma Vadi'nin kıyısını aniden geri vermişlerdi. Bu Yarma Vadi hiç ortalıkta yok diye düşünüyorsun patlana karşına çıkan Hı -hı. büyülü bir vadi gibi. Hobbit'te de böyle olmuştu. Evet. Burada seyahatin başlangıcında da böyle olmuştu. Yarma vadi birden sanki yerden çıkıyormuş gibi karşılarına çıkıveriyor. Ve Elrond'un evine kabul edilip de bir nefeslenip daha yemek bile yemeden Bilbo'yu sorup Bilbo'yu aramaya başlıyorlar Yarma vadi'de Hobbit'ler. Çok özlemişler Bilbo'yu görecekler. Ve ateş salonunda Bilbo'nun kendi odasında ateşin başında oturup yarı uyuklar beklediğini görüyorlar. Hı -hı. Yalnız bunların yaptığı gürültüyle falan bakıp da hobbit akrabaları geldiğini görünce şey diyor bakın hele bakın hele demek geri döndünüz yarın da benim yaş günüm. <laughs> sizi gibi akıllı şeyler sizi. Yani yaş günlüğüme yetiştiniz tam zamanında geldiniz. Biliyor musunuz 129 yaşıma giriyorum. Eğer diyor nasip olur da bir yıl daha yaşarsam yaşlı tuka yetişeceğim. Çünkü bu zamana kadar bildikleri en uzun yaşayan hobbit yaşlı tuk. O da 130 yaşında ölmüş. Bir yıl daha yaşarsam diyor onu egale edeceğim. Onu geçmek isterdim ama göreceğiz bakalım. Hani geçebilir miyim bilmiyorum. Ertesi gün doğum günü kutlamalarından sonra 4 hobbit birkaç gün daha yarma vadide kalıyor. Yiyorlar, içiyorlar ama çok daha fazlası Sürekli Bilbo'yla muhabbet ediyorlar Tabii. Hep Bilbo'nun yanındalar Hep Bilbo'yla sohbet muhabbet Bilbo yani bu bütün yaşlılığına falan rağmen Hala çok takik çok dikkatli bir hobbit Hala uyanması gerektiği zaman uyanıyor Yemek vakitlerini asla kaçırmıyor Çok takik tam yemek yiyeceği zaman Yemekhaneye gitmeyi falan hala canavar gibi Biliyor iştahlı bir hobbit olarak Ama fark ediyorlar ki bunlar ne zaman Bir muhabbet yarım saat bir saat sürdü Bilbo benim koltukta yaptığım gibi Kendi kendine kafasını dışı <laughs> <laughs> ben de mi 129 yaşıma gireceğim acaba? Bir sene daha yaşarsam, <laughs> yaşarsam yaşlı sıkı geçiyorum. <laughs> Ve şey onlar sabırla bekliyorlar çünkü Bilbo bir 15-20 dakika yarım saat uyuduktan sonra bir uyanıyor. Yani. Onlar muhabbeti uyumadan önceki yerden alıp devam ettiriyorlar. <laughs> ve kendi hikayelerini soruyor tabii bir boyan ya. ne yaptınız ne ettiniz hani birçok şey duymuş tabii ayrık vadide haberciler gelmiş ama kendi ağızlarından dinleyince daha keyifli oluyor ve en fazla dikkatini çeken bölümde Aragorn'un taç giymesi ve düğün merasimi o oraları iyice anlattırıyor detay detay diyor ki ben de düğüne davetliydim tabii ki Hı, adam çağırdı Hı. beni diye. Üstelik diyor bu düğün için de uzun zamandır bekliyordum. Fakat her nedense diyor iş oraya varınca burada yapılacak çok işim olduğunu düşünmeye başladım. Sonra diyor toparlanmak da çok büyük dert gibi geldi. Yani yaşlılık çökmüş dayanamayacak belli. Neredeyse iki hafta falan geçmiş. Aylık vadideler Frodo bir sabah uyanıyor penceresinden bakınca gece toprağın donmuş olduğunu görüyor. Örümcek ağları da böyle ak renkli balık ağlarına benziyormuş gibi kırçıl kırçıl bitkilerde donlar oluşmuş. O zaman ani den gitme ve bir boya veda etme zamanının geldiğini tam olarak hissediyor. Artık diyor ayrılmamız gerekiyor. Kış bastıracak. Hala hava çok bozulmamış. Hala gündüzleri çok sert buz kesmiyor. Kar yağmıyor ama artık kışın iyice yaklaştığı belli. Bir an evvel yola çıkmaları gerektiğini düşünüyorlar. Ayrık Vadine Şair'e gitmek de çok kısa bir süre değil. Bayağı uzun bir yolları var. Ve Sem'e fikrini söylüyor. Sem de evet Bay Frodo diyor. Uzaklara gittik. Çok şeyler gördük. Yine de buradan daha iyi bir yere rastladığımı söyleyemem. Ayrık vadiden daha iyi bir yer. Burada diyor her şeyden bir parça var sanki. Yani orta dünyadaki her güzel şeyden bir parça ayrık vadide bulunuyor sanki. Yani bambaşka bir bütünlüğü var parça parçadan oluşan. Şairden, altın ormandan, gondordan, kralların saraylarından, hanlardan, çayırlardan, dağlardan. Her şey burada birbirine karışmış. Ama diyor gitmemiz gerektiğini de hissediyorum. Babalığı çok merak ediyorum. Frodo da evet diyor her şeyden bir parça varsam haklısın ama deniz hariç diyor. Daha sonra kendi kendine deniz hariç, deniz hariç diye söylendiğini duyuyorsa. O gün Frodo Elrond'la konuşuyor ilk başta. Ertesi sabah diyor ayrılmam için izin istiyor. Elrond da ertesi sabah ayrılabilirsiniz diye izin veriyor. Gandalf da sanırım diyor ben de sizle geleceğim. Hiç olmazsa diyor bireye kadar beraber yolculuğumuza devam edeceğiz. Çünkü diyor arpa adam kaymak pürüzüyle konuşacak şeylerim var. O yüzden de diyor ben de sizinle beraber yolculuğa çıkacağım. Tabi bu hobbitleri çok mutlu ediyor Gandalf'ın yanlarında geliyor olması. Akşam veda etmek için de Bilbo'nun yanına gidiyorlar. Bilbo'ya anlatıyorlar işte artık gitmemiz lazım. Şahit bizi bekliyor falan. Bilbo diyor ki eh diyor gitmeniz gerekiyorsa gerekiyordur. Yapılacak bir şey yok. Üzgünüm diyor. Sizi çok özleyeceğim. Sizin buralarda olduğunuzu bilmek bile çok hoştu. Hani bir akrabaların falan olması. Ama diyor ben de çok uykucu olmaya başladım. Sonra Frodo'ya Mitri zırhla Sting'i daha önce verdiğini unutmuş. Unuttuğu için yeniden hediye ediyor. Bunlar da senin olsun diyor. Frodo da çaktırmıyor. Hiç kimse çaktırmıyor. Onu yeni alıyormuş gibi kabul ediyorlar. Değişik zamanlarda kendi incecik ki Bilbo'nun yazısı ünlüdür. Hani el yazısı çok güzeldir Bilbo'nun. Bilinir Bilbo'nun el yazısı. Kendi incecik el yazısıyla yazmış olduğu al renkli sırtlarını elfçeden çeviriler. Bilbo Baggins etiketlemiş olduğu 3 irfan kitabını yani kırmızı kitabı Frodo'ya teslim ediyor. Seme de küçük bir kese altın veriyor. Diyor ki inan diyor bu Smaug'un hasatının son damlası. Ya, artık evet. Sumaun haznesinden gelenlerin son parçasında sana veriyorum. Eğer evlenmeyi düşünüyorsan sana bir destek olur buradaki altından. Evet. O zaman da mı evet. altın kıymetliymiş abi? Düğün altın hep kıymetli <laughs> ya. <gülüyor> Hakikaten. Düğünde altın takıyor bak. Düğün masraflarına kullanırsın evet. beyaz eşyanı. Düğün masraflarına karşıladı şimdi. Bir Mary ile Pippin'e dönüyor. Vallahi size verebilecek nasihattan başka bir şeyim kalmadı. Ve onlara hatır sayılır kadar çok nasihatta da bulunuyor. Böyle yapın, şöyle yapın, bundan uzak durun falan filan. Ve sonunda da şey diyor şapkalılarınızı şapkalarınıza sığmayacak kadar büyütmeyin. Çünkü bunlar normalden çok uzunlar yani. Fakat bir an önce büyümeyi kesmezseniz şapka ve giysilerinizin çok pahalıya çıkacağını göreceksiniz. Çok kumaş harcanacak. Pippin diyor ki ama diyor madem sen yaşlı tuku geçmek istiyorsun hani öyle bir şeyim var yaşlı tuktan daha uzun yetişeyim. Biz diyor neden boğa kükreten tuku geçecek kadar büyük olmayalım? Hı. Bilbo gülüyor cebinden böyle iki tane pipo çıkartıyor. Çok ince ağızlıklı harika yapılmış pipolar bunlar. Gümüşle işlenmiş pipolar iki tane. Elfler diyor bunu benim için yapmıştı ama ben artık pipo kullanmıyorum bir süredir. Bunları da diyor size hediye olarak vereyim. Sonra uykuya dalıyor, başı düşüyor. Çocuklar başında bekliyorlar, dört kişi. Bir süre sonra şey yapıyor, uyanıyor. Aa diyor evet diyor armağan veriyorduk. O <gülüyor> kaldığı <gülüyor> yeri de şey unutmuyor <laughs> ama başı. Frodo diyor armağan dedik de diyor aklıma geldi. Alıp götürdüğün yüzük ne oldu diyor. <laughs> Frodo'da da kaybettim onu Bilbo'cum diyor. Ondan kurtuldum biliyorsun ya. Bilbo'da ne fena diyor bir daha görmek isterdim onu. Ama yo ne aptalım. Zaten diyor onu yok etmek için gitmiştin. Hani onu da hatırlıyor. <laughs> Ondan kurtulmak için gitmiştin. Fakat kafamı çok karıştırıyor. Bir sürü başka olay da ona karışmış gibi sanki. O yüzükle bağlantılı düşünüyorum Pek çok şeyi. Aragorn'un işleri, Akdivan, Gondor, Suvariler, Güneyliler ve Füller. Gerçekten de Fül gördün mü sen? Sonra mağaralar, kuleler, altın ağaçlar ve daha neler neler. Hep seni gördünüz mü diye soruyor. Merak ediyor. Onlar da gördüklerini onaylayınca diyor ki belki de diyor ben yolculuğumdan diyor biraz fazla düz döndüm hani <laughs> hızlı geri geldim düz bir rota çizdim. Gandalf diyor bana etrafı biraz gösterebilirmiş gelirken gerçi diyor bu eve döndüğünde evi satılıyordu ya evet. eşyalar. O zaman da diyor açık arttırmayı kaçırdık ev erlen giderdi diye hani <laughs> Sallana sallana gelirsek de. Başıma diyor daha büyük bir sorun da açmış olabilirdim. Her neyse diyor artık çok geç zaten. Sonra burada oturup olan biteni dinlemenin daha rahat olduğunu düşünüyorum. Ocak başı diyor burada çok rahat. Yemekler de çok güzel ve ne zaman ararsanız etrafta bir ev buluyorsunuz. Daha ne istenir ki? Sonra o da klasik şarkısını söylüyor. evet ben bunu çok seviyorum. Yol hiç bitmez, uzar gider başladığı kapıdan. Az gittik, uz gittik, vardık uzağa. Ama artık başkası devam etsin yola. Başlasın yepyeni bir yolculuk. Ama ben yorgun bacaklarımla döneceğim ışıklı hana. Dinlenip akşam uykumu almaya. Ve Bilbo son sözleri mırıldanırken gene başı önüne düşüp uykuya dalıyor. Akşam ocak ateşi daha canlı yanmaya başlamış. Bilbo'yu uyurken seyrettiklerinde yüzünde bir tebessüm olduğunu görüyorlar. Böyle çok memnun, keyifli bir şekilde uyuduğunu görüyorlar. Bir süre sessizlik içinde oturup bekliyorlar. Sonra odada çevresine ve duvarda oynaşan gölgelere bakan Sert eğiliyor Frodo'ya yavaşça diyor ki biz yokken diyor fazla bir şey yazmış olduğunu zannetmiyorum Bay Frodo. Artık diyor bizim hikayemizi de yazamaz herhalde. Hani öyle bir gücü yok. Bu söz söz üzerine bilme gözlerini açıyor böyle çatlanak uykusundan uyanıyor. Doğruluyor. Görüyorsunuz yani ya diyor çok uykucu oldu. Yazacak zaman bulunca diyor sadece şiir yazmak geliyor içimden. Başka bir şey yazmak da istemiyorum artık. Sevgili Frodo'cum diyor acaba sen gitmeden diyor şu diyor benim yazdıklarımı falan toparlar mısın? Bütün dağınık notlarımı bir araya getirir misin? Daha başka o defterleri falan da yanına alsan notlarımı bir düzene koyup kutulasan onu da yanına alsan. Bunların hepsini diyor sana versem de sen devam etsen Olur mu diyor. Baba yeniden gizli Evet. olmak. Evet. Christopher'a. Evet. Christopher dire bir Christopher Tolkien hatırlatıyor. Evet. Değil mi? Aynen de. Bunları de, al yanına diyor götür. Görüyorsun ya diyor bir seçim yapıp mı ayarlayacak pek vaktim de olmadı zaten. Sen de diyor sana yardım etsin. Yola sokunca diyor bütün işlerini geri gel. Ben kontrol edeyim. Merak etme çok da tenkitte etmem diyor. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. <laughs> Fura da şey diyor. Tabii yaparım Bilbo diyor. Kısa bir süre sonra geri gelirim mutlaka. Artık tehlike yok. Şimdi diyor gerçek bir kral var buralara hükmeden kısa bir süre sonra yolları da güzelce düzenleyecektir. Hani hem yapısal düzenleyecektir hem olası riskleri de kaldıracaktır. Bilbo çok teşekkür ederim dostum diyor. Bu üstümden büyük bir yük kaldırdı. Ve bu sözle beraber yeniden uykuya dalıyor. Ertesi gün Gandalf ile Hobbitler dışarısı soğuk olduğundan odasına gidip Bilbo'ya hoşça kal diyorlar. Çünkü odasından çıkmak istemiyor Bilbo. Sonra da Elrond ve ev halkına veda ediyorlar. Frodo eşikte dururken Elrond ona iyi yolculuklar diliyor. Diğerlerini diledikten sonra Frodo'ya Olarak iyi yolculuklar diliyor, onu kutsuyor ve sadece Frodo'nun duyabileceği bir şekilde diyor ki Frodo diyor belki de geri dönmek zorunda kalmayabilirsin eğer çok çabuk geri dönmeyeceksen. Yılın tam yaprakların düşmeden önce altın olduğu zamanı şairdeki ormanlarda bir boyu ara ben de onunla olacak. Bu sözleri başka kimse duymuyor zaten ve Frodo da bu sözleri duyduğundan kimseye bahset. Ve bir bölüm daha bitti. Bir bölüm daha bitti. Hüzünlü bir bölümdü e, ya evet, bu. Evet çok. Sürekli ayrıldılar değil mi? Roketten evet. kopan şeyler gibi sürekli. Azaldı azaldı ancak arada öyle. güzel bir kavuşma da yaşandı. Evet, Ama onla da sonra yine. O da çok Evet. Bilbo'ya çok üzülüyorum. Buna. Çok sevimli. Hem sevimli hem de hakikaten gitmiş yaşlanmış. Çok yani. artık ya hakikaten di yazdıklarını emanet ediyor ya hakikaten Christopher Tolkien'la Tolkien'in ilişkisine çok benziyor Çok benziyor orası hakikaten çok benziyor. Kutulardaki dağınık notlar diyor. Ha. Onun da öyleydi. Sağda için. solda kutulardaki dağınık notlar. Çünkü kendisini biliyor. Kendisi de öyle çalıştığı için. Tamam o zaman bölümümüzü kapatalım ya. Biraz hüzünlendik. Biraz sindirelim bu evet. ayrılıkları. Evet ya bir şey var dokunaklı kısmı var. <laughs> şey de çok iyi değil mi Aragon'un bir daha hani yüzük kardeşliği dağılıyor bir Evet. Gimli şey diyor bir daha dokuzumuz bu arada olmayacak yani artık yok. Evet. Bitti. Yani ara ara kısmen görüşebiliriz hani ikili, üçlü, beşli. Ama hepimizin bir arada olduğu bir zaman olmayacak artık. Şey Aragorn'da daha <laughs> önceki bölümde uzatıyordu ya şey diyor henüz hepinizi göndermeye <gülüyor> hazır <gülüyor> değilim. Ben Ev ben veriyordu ben onlara hep birlikte onları bir arada görmek için filan Güzel bölümde hakikaten hüzünlü bölümdü. Bölümü kapatmadan önce sponsorumuz Letona tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Unutmayın internet sitelerinden Legendaryum Türkiye izleyicilerine özel %15 indirim kodumuz var. Hemen kodumuzu tekrardan söyleyelim ne olduğunu. Zaten altta da yazacağım. Lgnd15 kodunu yazdığınızda. Bütün indirimlere ek %15 indirim kolunu yakalıyorsunuz. Benim doğum günüm Zafer abi bir ayakkabı ayakkabı alırsın artık. Artık, %15 ne %15 indirim hazır %15. varken benim kadar insaflı bir arkadaş olamaz. Bakın indirim zamanını kolluyorum hediye alabilmek için arkadaşlarım nasıl? <laughs> İlk yorumda sabitleyeceğim zaten bütün bilgileri emojiyi söyleyelim. Benim mı söylemedin başta niye söylemiyorsun? 5 tane ünvan yapacaktık söylemiyor Zafer abi bak kıskançlığından. Ne zaman yapacaktık? Onu şu an mı yapacaktık? Şu an aklıma geldi. <laughs> Bundan sonra video açılışlarında benim imanlarımı söyleyerek <gülüyor> <gülüyor> Oldu canım. Bir tane arkadaş yazmış benim için. 3-4 tane onları koyacağım önüne. <laughs> evet emoji olarak ne koyuyor izleyicilerimiz? Ağlayan yüz ya. Ağlayan yüz olabilir aslında. <laughs> Gözyaşı. Ağlayan yüz yeter bence. Hüzünlü yüz. Hüzünlü yüz, ağlayan yüz olabilir. O zaman bölümü kapatalım. Teşekkür ederiz Zafer abi. Teşekkür ederiz Cem. Yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz millet.